O da mı yiyecek? O da mı gıda? Yükselir ama düşmez. %1000 liraysa 1400 lira olur. 1000 liraya ev falan yok zaten de. Benim maaşım bana yetmiyor. Ne yapmam lazım? Eviniz var mı? Var. Peki artan kira bedellerini nasıl görüyorsunuz? Çok anormal bir kira artış var yani. Ya buna bir çare bulmak lazım. Bir çözüm olması gerekir. Ya buna da bir çözüm nasıl olur? Buna da çözüm Kayseri kaç bin kişi var? 83 bin tane Suriyeli var. 17'de kaçak var. 100 bin tane. Bunun 50 binini gönderirse kiralar otomatikman yarı yarıya düşer. Peki hükümetin yapacağı düzenlemeyle kira fiyatlarının düşeceğini düşünüyor musunuz? Evet. Evet. Düzenleme yapılırsa düşer. Eğer hükümet ilgilenir de düzenleme yaparsa düşer. Ama hükümet ilgilenmez de koyunu daha boş bırakırsan ne olur? Vurt yer. Ama başında çoban olursa hiçbir şey olmaz. Hükümet buna çözümü bulabilir yani, bulacağına inanıyoruz. Evim var. Var. 700 liraya oturduğu evler şu anda 1,5-2 milyar, 2,5 milyar, 3 milyar. Hiçbir şey olmaz. Hiç düşmez. Hiç evim var. Anormal. Arasındaki fark %200. Yani fiyat farkı var. Ben Talas'ta oturuyorum. Yani evler oldukça, yani şimdi 800 liraya, 900 liraya oturulan evler 2500 lira, 3000 lira. Yani bu ne kadar adaletli. İnşallah düşer. Pek de inanmıyorum yani, bu inşallah diyorum da. Fark yüksek. Yalnız enflasyona oranladığın zaman herhangi bir fark yok. Enflasyon yüksek olduğu için ev kiraları yüksek. Sıkıntı enflasyonda, evlerde değil, yönetimde. Kesinlikle düşmez. Değişmez de. Çünkü serbest piyasa. Bu ev sahibiyle kiracı arasındaki olan bir sözleşme. Yani hükümet buna bir şey yapamaz. Vallahi biz kiracı değiliz ama anormal. Yani burada da öyle. Sırf İstanbul diye, Kayseri'de de öyle. Bu sene ilk defa görüyorum ben bu fiyatları, evleri. Yani evler trilyonluk olmuş. Kiralar desen 5 milyar. Daha hiç ben bunca zamanda duyma dedim vallahi. Yani ben 50 yıllık Kayseri'liyim, illisiyim. Daha ben hiç böyle görmedim yani bak. Bizim de kiraya verdiğimiz evimiz var. Ama insan utanıyor yani bak. Burada bir kul hakkı var. Tamam mı? Bunu taşını, toprağını oturan yemeyecek. Ha. Sonuçta kullanıp gidecek. Ama sen bu evi, 1 milyarlık evi 3 milyar, 4 milyar yaparsan bu kul hakkı, günah ya. Ha. Müslümana gavur eziyeti. Ne var yani bu 5 milyar, 4 milyar yapıyorsun da ne oldu ki? Hem de birdenbire oldu bu. Bak. Bu sene oldu ya. 10-20 senedir adamlar 500 ev, 750'ye oturan evler 1 milyara. Niye 3-4 oluyor ki? Sebep ne ya? O da mı yiyecek? O da mı gıda? Onun da mı bir maliyeti var? Ya yazık günah ya. Şimdi ben de evim var kiracık, kiralık. Ama istemeye utanıyorum ya şimdi. Geçen yıl 800. Geçen yıla kadar ödediğim kira 800'dü. Şimdi bu sene 1 milyar oldu. Ha daha yüksek ama kiralar ben çoktan belli oturduğumdan dolayı, ev sahibimle iyi geçindiğimden dolayı fazla kirayı yükseltmiyor. Normalde 1,5-2 milyar Kayseri'de artık. O da neden? Göç çok olduğundan dolayı. Şehir dışından gelenler çok olduğundan dolayı. 5-6 kişi bir evde kalıyor mesela. Kirayı yüksek veriyorlar. Onlara dokunmuyor. Niye? 4 kişi kalsalar veyahut da 5 kişi 1 milyar olsa 250 milyon lira düşer aylık. Ama biz tek kaldığımız için bize ağır geliyor bu kira. Değişmez ya. Zannetmiyorum. Çünkü oturmuş bir düzen var artık. Artık kiralar oturmuş. Yükselir ama düşmez. Çok pahalı. Şu anda yani normal asgari ücretiyle çalışan birisinin bu kiraları karşılaması çok zor yani. Bir de yalnız çalışıyor, çocukları da okula gidiyorsa çok sıkıntılı yani bu işler. Ama nasıl önüne geçilecek bilmiyoruz yani onu da. Çok fazla. %40 yani enflasyon oranında diyor. Bu %40 Haziran'da biten sözleşmesi %40 zam yapılacak diyor. %1000 liraysa 1400 lira olacak. 1000 liraya ev falan yok zaten de. En düşük 1500 lira. Yani 2000 liraya geçiyor. 4200 lira alan birisi nasıl yapacak bu işi? Hem evinin geçimini hem faturalara nasıl yetişecek? Çok sıkıntılı yani bu konular. Bir aylık, iki aylık geçici önlemler bunlar. Ben mi görüşeceğim burayla? Buraya. Öyle işte biz memnun değiliz bu durumdan yani. Sıkıntılı yaşıyor çok. Benim öyle ailem de yok. Onu bunun arasında kalıyorum. Ev kirasını da yetiştiremiyorum. Benim maaşım bana yetmiyor. Ne yapmam lazım? Bu hükümet bütün diyor, kadına şiddet, kadına şiddet, kocasını düven kadın var, o niye şiddet olmuyor? He? Öyle ya. Peki amcacığım, hükümetin yeni yapacağı sistem mi? Sistemdeki düzenlemeyle sizce ev kiralarında bir değişim olur mu? Nasıl? Hükümet bir sistemde değişikliğe gidebileceğini açıkladı, ev kiralarıyla alakalı. Sizce bu ev fiyatlarını düşürür mü? Düşünürüm tabii. Düşürsün. Teşekkürler.